Herkese yeniden merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma. Bugün daha önce hiç denemediğim ürünlerle bir makyaj yapacağım. Hem ürünlerin nasıl olduğuyla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Belki içinde almak istediğiniz ya da nasıl olduğunu merak ettiğiniz ürünler vardır. Yeni olan ürünler de var, eski olan ama dediğim gibi benim denemediğim ürünler de var. Hemen başlayalım. Evet, ve başlıyoruz. Şimdi önce şu NYX'in Total Control Drop Primer ile başlıyorum. Bunun daha önce fondöteni biliyorsunuz uzunca bir süre ben de kullanmıştım. İlk çıktığı zaman çoğu blogger arkadaşım da benim gibi çok sevmişti. Yapısı itibariyle birazcık Face & Body'ye benzetiyorum ben bunu. Ama çok daha sıvısı. Yine aynı başlığı var. Şöyle damlatmalı. Bunun da yapısı bayağı sıvı. Hiç kokusu yok bu arada. Çok ilginç bir yapısı var. Böyle bayağı sıvı ama sürerken silikonumsu bir his bırakıyor. Bence bayağı nemlendirdi. Yapış yapış değil. Böyle cilde dediğim gibi bir silikonumsu bir yapısı var. Acaba biraz gözenek gizliyor mu? Bakayım. Yok, gözenek gizlemiyormuş. Güzel nemlendirdi. Bakalım fondöten nasıl duracak üzerinde. Şu andaki hissi güzel. Sevdim. Burberry'nin Skin Long Wear Weightless Foundation kullanıyorum. Bu oil free, bir full cover bir fondöten. Bendeki rengi 4.25 bu arada. Benim Burberry'nda rengim 4.25. Bronzlaştıktan sonra 4.25 değil rengim ama şu anda da biraz açıldım. Bakalım uyacak mı rengi. Yapısı bu arada ilk böyle elime alırken bayağı yoğun. Tabi oil free olduğu için bayağı mat bitişli duruyor. Rengi çok çok az açık bana. Biraz sarı kaldım. Ama şimdi onu kontürle falan dengeleyeceğim. Ben bunu birazcık şeye benzettim. True Match'e benzettim. L'Oreal True Match'e benzettim. Hani o da böyle yoğun. Mat bitişli. Ve örtücülüğü güzel. Çok hani günlük hayatta kullanmam muhtemelen bu fondöteni. Bana göre biraz kapatıcı. Ama günlük hayatta böyle kapatıcılığı da seven, yani fondöteninin de kapatıcı olmasını isteyenler tercih edebilirler. Suratta böyle çok var gibi durmuyor. Bu da güzel bir fondöten. Sevdim. Böyle suratta kesinlikle böyle pudra bitişli fondötenlerde benim sevmediğim o hani keki görüntüsü kesinlikle bu fondötende yok. Ama dediğim gibi hani ben çok tercih etmem muhtemelen. Çünkü hani günlük hayatta çok sevmiyorum ama akşam bir yere giderken tercih edebilirim mutlaka bu fondöteni. Bir de ben hani fondötenlerde biraz daha böyle doğal bitişi seviyorum. Bu çok bana göre mat. Bir tık daha böyle ıslakları daha çok seviyorum diyebilirim. Şimdi kaşlara geçeceğim. Kaşta yeni bir ürünüm yok deneyebileceğim. Daha önce denediğim bir ürünle yapacağım. Deep Dark Brunette. MAC'in bu kaş kalemini kullanıyorum. Bir tarafı fırçalı. Bir tarafı da kalem. Biraz açık bana ama ben kaş kalemlerinde biraz açık kullanmayı seviyorum açıkçası. Çünkü çok bu sefer zaten kaş rengim koyu. Bir de koyuyla doldurduğumda iyice dövme gibi duruyor. Bir tık açık kullanıp daha sonra böyle fırçayla tarayıp o rengini iyice koyultmadan doldurmaya çalışıyorum kaşlarımı. That I would like to make you mine. We're heading down this road. Bu kalemi ben genel olarak seviyorum çünkü uzun süre kalıcı, yani tüm gün kaşımda kalıyor. Şimdi de Benefit'in Ready Set Brow isimli bu maskarasıyla kaşlarımı tarıyorum. Bu da daha önce denediğim bir üründü. Tüm gün kalmıyor kaşlar, yani kaşlar kesinlikle iniyor aşağı. O kadar da etkili değil ama ilk birkaç saat gerçekten çok güzel. Bir de böyle kaşlarda uhu gibi kalmıyor. Kalıntı bırakmıyor yani. Onu seviyorum. MAC'in bu yeni concealer, Studio Fix Concealer'ını kullanacağım.
Bunlar yeni çıktı biliyorsunuz Mekin. Bana iki tane rengini göndermişler. NC30 ve NC25. 30'la başlıyorum. Yalnız bu çok açık bana. Aşırı açık. Ne yapalım? Yine de deneyeyim bir gözümde ama kapatmayacak benim gözaltım. Bu kadar açık bir şey mümkün değil. Ya da hadi neyse şimdi şu an deneyeyim nasıl olduğunu. Çünkü şu anda çok merak edilen bir ürün olduğunu biliyorum. Moraller bozuk. Nasıl yoğunlaştı? Sürerken çok böyle biraz böyle saydam bir yapısı var. Sulu gibi. Ama uyguladığınızda hem pudralaşıyor hem de yoğunlaşıyor. Gördünüz. Bayağı güzel. Tabii açıkken bana muhtemelen bir NC35 falan olacak. Çok güzel pudralaşıyor. Bitişini çok beğendim. Şöyle biraz göz kapağıma da uygulayacağım. Ekstra böyle pudralama ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Çünkü zaten bayağı oturuyor göz altınıza concealer. Farkı görebilirsiniz. Concealer biraz çeneme ve alnıma da uygulayacağım. Bayağı güzel aydınlatıyor çünkü. Hafif belki burnuma. And I don't know where it leads, but I will learn to love you in time. Aydınlatıcı olarak şu an benim için çok iyi. Yani koyu rengini alana kadar muhtemelen concealer'ımın üzerine, kendi concealer'ımın üzerine uygulayabilirim bunu aydınlık bir efekt vermesi için. Şimdi Boy Brown'ın bu nude paletini kullanacağım. Bunu çekilişte hediye etmiştim. Ama kendim hiç kullanmadım. Evet. Şu frappe rengini kullanıyorum. Önce alıyorum bunu. Bu arada göz kapağımı sabitlemedim çünkü concealer öyle bir ihtiyacı yok bence. Direkt kendi kendine sabitlendi. Ama tabii çok yağlıysa göz kapaklarınız pudrayla, açık bir renk farla sabitleyebilirsiniz. Şu anda güzel dağılıyor. Bakalım diğer renkler, ışıltılı renkler de böyle mi? Evet. Frappe rengini uyguladım. Şimdi Copper Chocolate rengini alıyorum. Biliyorsunuz böyle ışıltılı farları elimle uygulamayı seviyorum. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Şuna bakar mısınız? Stile gibi neredeyse. Bayağı beğendim. Ciddi ciddi beğendim yani. Bu ne? İnanılmaz pigmentli ve kaymak gibi bir far. Yani çok rahat dağılıyor. Uzun zamandır böyle ışıltılı bir farı bu kadar beğenmemiştim sanırım. Şu Pink Copper rengini kullanıyorum şimdi de. Bunu da biraz böyle ortalarına uygulayacağım. Bu da çok iyi ya. Ciddi başarılı bu paletteki bence ışıltılı farlar ciddi başarılı. Minik kalem uçlu bir fırça alıyorum. Yine Copper Chocolate alıp şuradakileri belirginleştiriyorum. Şimdi üzerinden bir far geçtim ya. Bunları daha da belirginleştirmek istiyorum. İyice patlasın diye. Farlar çok iyi arkadaşlar. Yine şu frappe rengini alıp bir farları karıştıralım bakalım. Şuradaki frappe rengi. İlk aldığım renk. Şu birleştikleri yeri karıştırıyorum. Bu frappe normalde bayağı soğuk tonlu bir far ama benim göz kapağımda bayağı ısındı yani anlamadım sebebini. Şimdi şu Black Chocolate rengini alıp K
Kirpik dibimi uyguluyorum. Şöyle dokunduruyorum sadece. Kirpik dibimi belirginleştirmek için. Sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Farların pigmentasyonuna ve dağılabiliyor olmasına, kolay dağılabiliyor olmasını çok sevdim. Sadece ışıltılı farları parmağımla uygulamama rağmen, şöyle bastırarak uygulamama rağmen biraz dökülme yaptı. Yani fırçayla çok daha fazla dökülebilir. Yine de çok iyi. Şimdi alt kirpik diplerime geçiyorum. Yine önce... yok ya. Frappe'yle başlamayayım. Önce Milk Chocolate, sonra Black Chocolate kullanıyorum. Önce bu, sonra bu. Şimdi gözümün içine siyah kalem uygulayacağım. L'Oreal'in Infallible Gel Liner'ını kullanıyorum. Bu zaten benim çok kullandığım ve sevdiğim bir kalem. Gözümün içine uyguluyorum. Tabii ki tüm gün kalmıyor. Zaten göz içinde hiçbir ürün tüm gün kalmaz. Mutlaka yenilemeniz lazım. Normalde gözün içine kalemi ilk sürerim. Yani alt kirpik diplerimi far sürmeden sürerim. Çünkü altı birazcık taşıyor ve onunla birlikte farı dağıttığım zaman daha güzel oluyor. Şimdi sonra sürdüm. O yüzden aşağı bulaşanlarla şöyle hafifçe karıştıracağım. Şimdi biliyorsunuz kirpiklerimde ipek kirpik var. Aslında bayağı azaldı ama yine de onları rimen sürmek istemiyorum. İnanın takma kirpik daha az zarar veriyor ipek kirpiklere. Şöyle takma kirpikler. Şimdi de böyle takma kirpiği bir takacağım. Hani makyajı daha güzel gösterdiğini düşündüğüm için. Çünkü ipek kirpik ne kadar uzun ve gür olursa olsun böyle tam simsiyah yapamadığınız için, rimen süremediğinizden dolayı bence göz makyajını çok da güzel göstermiyor. Günlük hayat için daha güzel. Ben de bu sevdam bitince normal kirpiklerime geri döneceğim. Evet, şimdi azıcık kontür yapacağım. Bunun için MAC'in yeni bu Studio Fix kontür paletinden Medium Dark rengini kullanıyorum. Bu paleti gerçekten çok merak ediyorum. Şu iki rengi karıştıracağım. Biri sıcak, biri soğuk tonlu. Çok soğuk tonlu bir şey de istemiyorum, çok sıcak tonlu bir şey de istemiyorum. O yüzden ikisine karıştırıp uygulayacağım. Ürünler çok pigmentli değil ama bu bence bir dezavantaj da değil. Özellikle kontür ürünlerinde. Diğer türlü bir anda böyle buraya bir leke bırakıyorsunuz. Bunda daha kontrollü uygulama imkanınız oluyor en azından. Renk çeşitliliği bence güzel. Benim gibi esmer buğday tenli biriyseniz. Alttaki fondötenden de kaynaklanıyor olabilir. Çok emin değilim ama ürün biraz böyle bende parça parça durdu. Gördüğünüz gibi alttaki ürün de biraz böyle pudra bitişli bir fondöten olduğu için ondan kaynaklanıyor olabilir. Hani çok böyle pudra üstü pudra. Belki ondan birazcık parça parça olmuştur. Yani genel olarak renk skalasını falan sevdim. Bana da çok güzel rengi uydu ama ilginç. Allık olarak bu bana çok önce gelen ama hiç denemediğim şu Kiko'nun Stylish Pink isimli allığını kullanacağım. Bu bayağı eski bir allık. Şöyle ambalajı lacivert. Hala var mı bilmiyorum ama koleksiyon ürünüydü sanırım. Şöyle bir pembe. Çok soğukmuş. Çok beğenemedim. Rengini çok beğenmedim ya. Bu kadar soğuk pembeler bana olmuyor bence. Üzerinden MAC'in Peaches isimli allığını geçiyorum. Yine Kiko'nun bu Into the Dark serisindeki şu highlighter'ını kullanacağım. Bu çok güzel. Üç renkli böyle bir bronze gold, rose gold ve gold. Konuşabildim. Üç rengin olduğu bir highlighter. Bunu da böyle üçünü karıştırıp uygulayacağım. Aşırı tozluyor. Bu
Bütün yüzüm highlighter oldu şu an. Yani efekti güzel. Highlighter efekti güzel. Ama şuraya sürdüm. Bütün buralara indi. Şu an bütün yüzüm sil. Dudaklarıma Fenty Beauty'nin bu gloss'unu kullanıyor. Bunu herkes çok seviyor ama ben bir türlü denememiştim. Gloss cidden güzel. Şeftali tonlu bir gloss. Güzel. Yapışmıyor da. Evet, böylelikle makyajın ve videonun sonuna geldik. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.